Merhaba arkadaşlar, ben Sparş TV'den Zahit. En sevdiğim YouTube kanalı Sparş TV. Bugün sizlerle dünyanın en iyi oyunu E1Z1 oynayacağız. Cranberry'e iniyoruz. Çemberin içindeydi. Evet, previously on Sparş TV. Geçmiş bölümde Sparş TV'de test server'da efsane Z1 haritasında maceralara girdik. Sonra hikayeler, olaylar, sürpriz bozansız tanıtımımız sona erdi arkadaşlar. Eğer izlemek isterseniz o videoyu, bu videoyu izleyip paylaşıp beğenip ondan sonra tekrar o videoya gidip izleyip paylaşıp beğenip bir şeyler yapabilirsiniz. Ayrıyeten kart da yayınlayacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son H1Z1 videomuzda Z1 haritasında bir sonraki videomuzun yine Z1 haritası olacağını söylemiştik. Her dürüst vatandaşın yaptığı gibi verdiğimiz sözde durmadık arkadaşlar. Ama bir sor ki niye? Girdim Z1'e, tam yarım saat bekledim, bakın kimse yapmaz bunu. Tam yarım saat. Server'a 7 kişi vardı arkadaşlar. Daha sonra çıktım tabii oynanmaz diye. Tekrar girdim. 5 kişi. Dedim ki böyle olmaz. Normal oyuna geçtim. Arkadaşlar bu aralar günde 2 saat uyuduğum için ağzım yüzüm yer değiştirmiş olabilir. Ya da pusucu bir pislik gibi oynayabilirim. Çünkü demin birkaç oyuna girdim. Refleksler çöp şu anda. O yüzden yani böyle oynayabiliriz. Evet, aklıma gelmişken hemen söyleyeyim arkadaşlar. Melih Sevimli adlı arkadaşımız bana birkaç kez Discord grubu aç filan dedi. Benim de maalesef zamanım olmadığı için açamıyorum. Bu işle uğraşacak arkadaş olursa iyi bir fikir diye düşünüyorum. İş yerinden sadece sinsice Face'e girebiliyorum arkadaşlar. O yüzden ben de Facebook grubu kurabilirim. Eğer açarsam Temmuz ayında açarım büyük ihtimalle. Size de haber veririm buradan. Orada seviyeli dakikalar yaşayabilirsiniz. Ayrıca Deli Mermi arkadaşımız da videoları kesip biçmememi söylemiş. Durmadan aynı şeyler diye genelde hani loot kısmını tıraşlıyorum bildiğiniz üzere. İstisna olarak Z1 haritasında tüm oyunu gösterdim. Çevreyi görebilmeniz için. Şöyle yapıyorum. Söyleyeceğim bir şey varsa loot yaparken söylüyorum arkadaşlar. Daha sonra derin bir sessizlik oluyor. Sadece malzeme topluyorum. Bunu yayınlayınca da sanki zamanınızı almış gibi hissediyorum. O yüzden kesip biçiyorum. Sesler geliyor. Belki yani ilerleyen zamanlarda sıkıcı olmazsa tam oyunda yayınlayabilirim. Hatta bu oyunu bile kesmeyebilirim. Unutmayın arkadaşlar, Sparş TV'de sürprizlerin sonu gelmez. Evet. Mesela şimdi konular bitti arkadaşlar. Bir boşluk olacak. O zaman bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Çifte hesaplar açıp kalitenin bir numaralı adresi Sparş TV'ye abone olmayı unutmayın. Tabii içinizden bazılarınız kalite ne demek biliyor olabilir. Onları tenzih ederim buradan. Instagram'dan takip etmeyi unutabilirsiniz. Zira Instagram hesabım yok. Bu espriyi daha önce de yapmıştım. O videoyu izlemeyen arkadaşlar mahrum kalmasın diye. Şimdi tekrar ettim arkadaşlar. Böyle de sevgi pıtırcığıyım. Ondan sonra Steam yaz indirimleri başlamış arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Delikanlı indirimler mi yoksa boring mi? YouTube'da işte 50 liraya alınabilecek oyunlar, yok maksimum 20 liralık oyunlar falan diye videolar peydahlanmış. Benim de 1 liralık hatta 1 liranın altında bir tavsiyem var arkadaşlar. Hiçbir oyun almıyorsunuz. Geçiyorsunuz YouTube'un karşısına.
Abonelikler butonuna tıklıyorsunuz. Sipahiş TV'nin izlemediğiniz tüm eğlenceli bölümlerini tek tek izliyorsunuz. Of, deli çatışma oldu. Yaşam kalitenizi arttırıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl fikir? Bakın, arama çubuğuna search kısmına yazın demedim dikkat ederseniz. Abonelikler dedim. Bilmem anlatamayabildim mi? Son zamanlarda sıkça sorulan sorulardan biri de arkadaşlar. Bu arada drop'a gidiyorum. Drop'u alacağım. Yani bu saate kadar alınmadıysa. Sistemimle alakalı sorular soruyorsunuz arkadaşlar. YouTube sayfamızın hakkında kısmında bilgiler mevcut. Öyle yani atla deve değil ama oyunlar kasmasın diye taklalarda atmıyoruz. Allah bereket versin deyip geçiyoruz. İlgilenen arkadaşlar oradan bakabilirler ve orada birisi var. Imagine. Oh my god. Çok tatlı olmadı mı arkadaşlar ya? Dünyanın öteki ucundan mesaj yolladım arkadaşlar. Şimdi drop'u almaya çalışalım. Çok iyi bir kill oldu ya. Moral oldu bana. Drop dışarıdaymış. Keşke içeride olsaydı. Burada kesin adam var. Zaten sesler de geldi. Farkındaysanız. 36 kişi. Şimdilik ses yok. Zaten ben oraya gidince ses çıkacak. O da helmetimdeki, kaskımdaki mermi sesi. Bakın şimdi. Lan kimse yok mu acaba? Lan 2 metre daha geriye koyamadınız mı şunu? Allah, şöyle gidelim. Loot'umuz çok şükele olmadı. O yüzden drop'a ihtiyacımız var. Şöyle biraz yandan yandan gidelim. Evet. Ses. Araba gitti. Aldı mı? Ne yaptı? Aldım mı reis? Ya da bizi mi gördü? Ses mi duydu? Ne oldu? Silah görünmüyor ortalıkta. Belki alınmamış olabilir. Sesimizi attık bakalım. Evet, alınmış maalesef. Zaten saçma bir mantıkla hareket ettik. Büyük ihtimalle o adam sesimizi duymamıştı. Alacaktı drop'u ama baktı ki alınmış. Hemen gitti. Biz de burada biraz bekleyelim. Biraz bir kapansın. Dünya Kupası devam ediyor bu arada arkadaşlar. Kimi tutuyorsunuz? Kim şampiyon olur? Ne yapar? Ne ederler? Güney Kore'yi gördünüz mü? Ne yapmaya çalışıyor? Anlamadım bu arkadaşları. Şöyle bu arada da fotoğraf çekimi yapalım. Belki kapak yaparız. Tamam, Samsung'u yaptınız. İşte makyaj malzemeleriniz süper. Filmleriniz 10 numara. IQ'larınız yüksek. Dünyanın en yaşanılabilir ülkelerinden birinde yaşıyorsunuz. Ama bu kadarına pes. Yeter yani. Panzerleri yenmek nedir ya? Almanları yenmek nedir? Şaşırdım doğrusu. Abi Japonlar, işte Çinliler falan. Bunlar sinsi insanlar ya. Evet, burada eleman var ve Royalty arkadaş mıydı? Ama neyse. Arkadaşlar şuraya pusalım. Sıkıntı büyük olabilir. Çünkü hem pompalı sesi geldi hem araba var burada. Hadi bebek. Oo. 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 Neredesin? Ha, güzel. Oldu. Oldu. Biz de aynından yapalım. Şöyle arkadaşlar, sinsilemece yapalım yine. İnşallah arkadaki, arabadaki görmez bize. Arabadaki geldi.
Nice. De not nice arkadaşlar. Güzel. Çok iyi olmadı mı? Biraz şansa mı vurduk diyeceğim ama iyi o. Kingiz sonuçta. Kendimize şaşırmamamız lazım arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim yani kendinizden şüphe ediyorsunuz diye benden de şüphe etmenize gerek yok. Burada King var. Pompalı karşısında Arla yakın mesafede son derece güzel mücadele edebiliriz. 20 kişi kaldı. Güzel. Azalıyor. Aslında arkadaşlar Z1 haritasını oynamayı çok istedim ama olmadı. Harita güzel olmuş. Eski anılarımıza, eski hayatımıza bizi döndürdü ama bu silah vuruşları da eskiye çevirmişler. O pek olmadı çünkü two-tap yapmak onda çok kolaydı. Hemen tık tık iki kez basıyorsunuz. Kaçma imkanı olmuyor. Şu anki vuruşlar daha iyi. Keşke böyle kalsaydı. Ya da en azından normal oyuna geçtiği zaman, test server'dan çıktığı zaman vuruşlar böyle olursa daha iyi. PUBG. Evet. Oo, hala adam var. Burası bayağı kalabalık arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Gördüğünüz gibi PUBG'de böyle saklanabiliyorsunuz. Ama H1'de bu pek mümkün değil. İlçimler çok kısa. Bu arada Z1 haritasında da böyle otlar var. Onlara da saklanmak mümkün değil. Aslında mümkün olsa ne güzel olur. Ne güzel olur. Yani bazen şöyle hissediyorum. Mesela PUBG yani işte ne diyeyim? Dürbün olsun. Ondan sonra başka farklı silahlar olsun. Bunlar bazen gelsin istiyoruz. İşte PUBG gibi böyle çimler yüksek olsun, saklanabilelim istiyoruz. Ama sonradan fark ediyoruz ki biz aslında PUBG istiyoruz. O zaman niye H1 oynuyoruz? Bu oyun biraz tabii farklı olması lazım. Ki oynayalım yani. İki oyundan birini tercih etmek zorunda kalmayalım. Bu oyunu tercih etmemin nedenleri var. O yüzden de gelmese de olur yani benim için. Ben bu şekilde oynuyorum ama yorumlarda falan siz yazıyorsunuz. Keşke öyle olsa böyle olsa diye. Şurada loot'u almak istiyorum ama bekleyeceğim tabii ki çünkü çok eleman var burada. Çok eleman var. Bu arada geçmiş LGS'niz de geçmiş olsun arkadaşlar. Bilmiyorum sorular zor muydu, kolay mıydı? YKS miydi ya, ne LGS'si? LGS liselere giriş sınavıydı. Galiba YKS'ydi. Son zamanlarda değişmediyse. Yine LGS'ye zor demişlerdi. YKS'ye de zor dediler galiba. Çok fazla geri dönüş alamadım. Ama büyük ihtimal o da zordu. Bu sene giren arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Güzel. Güzel, yine bizim ne oldu? Connection'ımız sıkıntıya girdi. Arada oluyor arkadaşlar. Bu sıkıntı nereden çıktı bilmiyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu. 1500'e kadar filan çıkıyor MS değerimiz. Daha sonradan tekrar normal değerlere dönüyor. Tabii normal derken bizim normalimiz 70'ler, 80'ler, 90'lar, 100'ler. Avrupa'da oynayan arkadaşları bazen izlediğimde 20 FPS'leri görüyorum yani. Ama burada pek bizde mümkün değil galiba Türkiye'de. Çok oturduk. Çok oturduk. Evet, oyunun yarısını burada geçirdik arkadaşlar. 11 kişi kaldı. 2 araba. Herkes buradan geçiyor, yol geçen ana. Evet, ben de sizler gibi güzel çatışmayı izliyorum arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Niye ölmedi? Nice. Bu adam bir kere vurmayı başardı bize. Çok zevkliydi ya. Arkadaşlar siz böyle yapmayın yani. Siz direkt dalın yani. Üçlü takılın. Ben izliyorum. Şimdi biraz daha burada dursak mı?
Oyunun sonuna kadar aslında ben burada durabilirim arkadaşlar. Şimdi orada bayağı bir loot var. Onu yapmam lazım. Bir yandan da yine adam gelecek diye korkuyorum çünkü ses yaptık. Tamam, bekleyeceğim. 60 saniyemiz daha var. Küvetimiz. Evet, ses yine var. Bir anda kesilse de burada hala. Yani zaten çoğunluk burada olacak. Nerede olacak başka? Oyun Cranberry'de bitti. Şehir de bitti. Aslında burada oyunun başında olmayı sevmiyorum arkadaşlar. Oyunun başında çok tehlikeli burası ama oyunun sonunda sanki zevkli gibi. Hele ben böyle oturunca daha zevkli gibi. Şöyle haritadan yerimizi işaretleyelim. Aslında çok gerek yok ama yine de şeklimiz olsun. Ve 8 kişi kaldı. Birinci olma ihtimalimiz var. 4 kill, Allah bereket versin diyelim. Fazla değil. En az böyle 6-7 kill olması lazım. Şöyle hemen kimse görmeden sniper'ı almasam mı? Almayayım sniper'ı. Bu saatten sonra gerek yok çünkü çok küçük kaldı harita ve yerde sniper'lık bir yer değil. Şimdi şu karşıya geçmem lazım. Allah. Aa, burada kimse yok galiba. Burada da kimse yok. Ne yapsak? Şuradan hemen atlayalım. Biraz da burada bekleyeceğim arkadaşlar. Burası güzel çünkü. Vay sinsi. Hadi be. İkinci vuruşu yapamadık ya. Kaskını aldık. Sen nereden çıktın? Allah'ın belası. Haydi. Öteki çakal da kendine vazife çıkardı. Durumdan faydalanacak pis herif. Al. Haydi. Allah'ım ya. Bu herif çok şanslıydı. Oynamayı bilmiyordu ama çok şanslıydı. Evet, solda biri daha var. Yani biraz eğimi kuvvetli olsa beni öldürürdü. Ben de zaten saçmaladım gördünüz yani. Nasıl olsa ölür diye. Öyle rastgele sıktım. Haydi, nasıl ölmedi, iki kez vurdum ya. Arkadaşlar iki kez vurdum, nasıl ölmez ya. Demek ki adamın ahını aldık. Çok saçma bir vuruş olduğu için oyun bize yar olmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.